tarikat, tasavvuf, Hazreti İnsan olmanın yoludur. Aksi takdirde Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bunu anlayamayan, bilemeyenleri kel-en'ami belhum adal diyor. Onlar hayvan gibidir. Hatta daha da aşağıdırlar diyor. Bu ayet. Hiç kimse bu ayetten alınmasın, zoruna gitmesin. İnsan Allah'ı bildiği ve tanıdığı ve Allah'a yaklaştığı müddetçe insan insandır. İnsan Allah'ı unutursa, insan Allah-u Teala'yı terk ederse, insan Allah'ı kendinden uzak bilirse marifetini kaybeder, insanlığını da kaybeder. Bir müddet sonra hiçbir şeyinin kalmadığını görür. Hazreti Resulullah Aleyhissalatu Vesselam Efendimiz marifetin, yani marifetullah'ın, yani Allah'ı bilmenin ne kadar yüce ve üstün bir şey olduğuna işaret ediyor. Ma'arif, ma'arifnake hakka marifeteke ya ma'ruf diyor Hazreti Peygamber. Seni bilinmen gerektiği gibi bilemedik. Ey ma'ruf olan Allah diyor. Ey bilinen zat diyor. Yani siz Allah'ın emirlerini ne kadar bilirseniz bilin, Allah'ı bilmedikten sonra o emirler size hiçbir fayda sağlamayacak. Şabdrahman-ı Tahi, Seyda-ı Tahi, Kudüs-i Ruhu diyor ki bilgi iki türlüdür. Birinci bilgi Allah'ın emirlerini bilmek. Namaz, oruç, hac, zekat, abdest değil mi? Bunlar nasıl alınır, nasıl tutulur bunlar? Zaten Allah'ın emirlerini bilmek. Ama ikinci bilgi, asıl en üstün olan bilgi Allah'ı bilmektir. Bir insan hem Allah'ın emirlerini bilecek hem de Allah'ı bilecek. Maneviyattan yoksun, yakınlıktan nasip almamış, kalkıp da İslam'la ilgili ahkam kesenler, Kur'an'la sünnetle ilgili kesip biçenler, asıp biçenler, bunlar Allah'ın emirlerini bilen ama Allah'ı bilmeyen insanlardır. Aradaki fark o. Bazen garipsiyorsunuz değil mi? Profesör olmuş, hoca olmuş ama nasıl böyle konuşuyor? Onlar Allah'ı bilmiyorlar. Allah'ın emirlerini biliyorlar, okumuşlar. Kitaplardan okunur o. Allah'ın emirleri kitaplardan okumayla elde edilir. Ama Allah'ı bilmek, Allah'a boyun eğmekle olur. Allah'a boyun eğmek.